Aleyküm selam. Bunlara mı bakacaksın? Oyuncaklara mı bakacaksın? Evet. Al bak bakalım. Şöyle sana sorayım, abimle gelsin. Dur. Bak bakalım güzel şeyler var mı? Güzelce böyle koy. Böyle tek 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 hepsi yırtmadan, tamam mı? Ne o, hangisi? Bunu. Öyle ver anneciğim senin. Anne. Alalım. Aa, tamam. Bakarız, tamam mı? Bak bakalım başka neler varmış. Nerede? Yavaş yavaş. Bak dur bakayım, bebek eşyaları varmış. Bakalım. Bakın şu set, üçlü set 159 euroymuş ve çok iyi. Alın bakalım. 199. Bir dakika anneciğim. Anlamadım. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu bir türlü açamadım. Gördüğünüz üzere ben Mete'yi aldım. Şimdi de Oğuzhan'ın öğretmenine telefon açtım. Oğuzhan da gelebilir diye. Okuldan çıktı çünkü. Horta gitti. Tüy mi diyorlar? Etü mü diyorlar Türkiye'de bilmiyorum. Orada kalıyor çünkü ondan sonrasında. Oraya da telefon açtım. O da birazdan gelir. Şimdi saat 3.30 arkadaşlar. Ve ben daha yemek yapmadım. Ve ne yemek yapacağımı da açıkçası bilmiyorum. Bu arada bugün tipim kaymış. O yana da bu yana da kaymış. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Ama salatalığım var, mısırım var. Aslında yapabilirim makarna salatası. Yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü bir de şeyim var. Şöyle üçgen peynirlerim var demişim. Şöyle bir tane sigara böreği sarmak için hamurum var. Peynirim var. Yani çay şeklinde yapayım diye düşünüyorum. Bir de Mete bir dur anneciğim. Bir de şöyle sarmalarım var daha dondurucuda. Şimdi onları koyacağım tencereye kaynaması için. Ne aldın mı? Bunu mu aldın? Sana aldım, evet. Gel. Sallama kafanı. Otur da ye güzelce, tamam mı? Al bakalım. Evet, şimdi ben bunları bu tencereme bir dizeyim. Ondan sonra hemen ocağa koyalım. Makarna içinde suyu koyayım bunları koyduktan sonra. Zannediyorum bu tencere zaten yeterli olur. Çünkü ben fazladan sarmış, yani fazla olmuştu sarma. Ve bunları dolaba koymuştum ne olur ne olmaz diye. Bugün de biraz iş yaptım. O yüzden yemeğim yok ama böyle buzlukta olduğu zaman vallahi gayet iyi oluyor. Yani pratik oluyor. Hemen böyle koyup şey yapabiliyorsunuz. Bu yönden buzlukta devamlı mümkün olduğunca bir şey tutmaya çalışıyorum. Çünkü çalışan insanlarız bir de. Her zaman olmuyor bazen. Bazen yorgun oluyor insan. Bazen hali kalmıyor. Bazen gerçekten hiçbir şey yapasım olmuyor. Evde mesela 2 haftadır evdeyim. Ve şu 2 haftada ne yaptın? Ne işler yaptın diye soracak olursanız hiç doğru düzgün bir iş yapmadım. Çalışırken daha çok iş yapıyorum biliyor musunuz? Bu da çok ilginç bir durum zaten. Yani bilemiyorum. Her neyse şimdi ben şunları şöyle bir yerleştireyim. Umuyorum ki sığacak. Sığmazsa çünkü biraz sıkıntı. Ama sığacak galiba. Evet sığdı. Evet şöyle. Şimdi üzerine
Limonunu da dilimleyeyim. Suyunu, zeytinyağını vereyim. Tamam. Evet, şimdi bunu koyduk. Ben bilmiyorum siz yapıyor musunuz ama nar ekşisi de suyuna karıştırıyorum. Bence lezzet veriyor. Şimdi zeytinyağını ekleyeceğim hemen. Şöyle. Zeytinyağını da ekleyelim. Güzelce. Ben bol zeytinyağlı yapmayı seviyorum. O yüzden ne kadar çok koydun diye söylemeyin. Bu arada buna göre şişem yok şu anda. O yüzden böyle bidonda üzerine gezdirmek istiyorum. Bu arada her yeri yine batırdım. Şöyle bir gezdireyim. Ondan sonra üzerine de kapağını ekledikten sonra bunu ocağa verebiliriz. Şimdi çok az. Şöyle şu şekilde. Ya bilmiyorum, bunu çoğu yapmıyordur büyük bir ihtimal ama ben yapıyorum dediğim gibi. Nar sosu döküyorum üzerine. Bence lezzet veriyor. Şöyle biraz daha su ekleyeceğim. Ve o suyu da nar sosunun mümkün olduğunca üzerine ekleyeceğim. Evet. Ve bir tane kapak kapatalım. Tamam annem geldiyse. Ve ocağımıza koyalım. Ama şunu ilk önce bir silelim. Bu arada Oğuzhan da geldi. Değil mi derslerin? Bakacağım birazdan derslerine. Burası tamam yapsın. Lezzetini çok... Bunu yapsın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere biz dışarıdayız. Özgür geldi. Bu arada şuranın görüntüsünü size göstermek istiyorum. Evet, bulutları görüyor musunuz? Yani güneş var ama büyük bir ihtimal yağmur yağacak. Şöyle göstereyim. Özgür geldi. Biz dışarı çıktık. Lidl'a kadar gidiyoruz çünkü birincisi mayonezim bitmiş. Makarna salatası yapacağım. Mayonez almam gerekiyor. Bir de tuvalet kağıdımız yok. O yüzden Lidl'a gidiyoruz. Bir de bir tane sıvı yağ alacağım. O da sırf şişem olmadığı için. Çünkü daha var sıvı yağ ama olacağım şişelerden bir tane alacağım. Ondan sonra bir daha eve geleceğiz. Her şeyimi hazırladım. Sigara böreğim falan da hazır. Yaprak sarmalarım da pişti. Ocakların altını kapattım. Ve şu anda oraya gidip eve dönüp yemeğimizi yiyeceğiz. Bu arada Özgür yorulmuş herhalde. Yorulmuş. İşte yuvan vardır. Yani yorulmuş. Sesi solo çıkmıyor. Her neyse, şimdi biz bir oraya gidelim. Ondan sonrasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, Lidl'dayız. Patates alacağız. Şunlar güzel. Bence. Al taze sarmalar da yapayım. Al. Zaten bir öbürküler şey olmuş. Ne kadar fiyatı? Neydi bu? Jungzwiebel. Burada. İki tane al istersen. Anne. Efendim. Tamam dur. Sarımsak 1.89. Hemen sarımsak alalım. Her şeyin Lidl'un kendi markası değil. O ya Merkur'da vardır ya da bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Fazla bir şey almadım ama hemen hızlıca size göstereyim Lidl'dan neler aldım. Fazla da çekim yapmadım çünkü kalabalıktı baya. Şöyle 15'li bir yumurta aldım. Fiyatı 2.39 euro. Hatta euro diye söyleyeyim de geçen gün benimle dalga geçenler olmuş. TL mi diye, ağız alışkanlığı. Şimdi Türkçe video çektiğim için lira olarak otomatikman konuşuyorum ama euro tabii ki de. Çoğunuz bunu biliyorsunuz. Daha sonrasında okula yanlarına koymak için şu renklerden aldım. Vanillalı. Bunun fiyatı 1 euro 89 centti. Özgür 2 tane taze soğan aldı. 59 muydu Özgür? 55 miydi? 59 ya da 55 centti bunlar.
Ondan sonra iki tane salatalık aldım. 79 centti bir tanesi. Daha sonrasında kakao. 3-4 paket zannediyorum. Fiyatları 55 cent. Bir tane sarımsak aldım. Sarımsağımız bitmiş. Şimdi de makarnaya lazım. Fiyatı 1 euro 79 centti. Tekrar bir kakao. Mayonez aldım. Mayonezin fiyatı açıkçası şu an hatırlamıyorum. Fişi de almadım. Ama bir küsürdü. 1.79 mu 1.89 mu öyle bir şey. 2 euro değil yani. Bir tane mayonez aldım. Ondan sonra bir tane kola alınmış. Kim almış bilmiyorum. Bir adet muz aldım. Bunun kilosu, kilo fiyatı bilmiyorum şu anda, o yüzden. Dün bir faturayı da almadım. Bir tane daha kakao. Bir tane ilaç aldım. Şöyle. Lidl'ın ilaçları güzel oluyor. Ben seviyorum ve beğeniyorum. Bir tane patates aldım. Patatesimiz çünkü bitmiş. Bir tane marul aldım. Bu arada bir şey akmış poşetin içine ama ne akmış? Onu çözemedim. Bir tane domates. Fiyatı 2 küsürdü. Ve 2 adet tereyağı. Bir tane Lidl'ın kendi markası Gold Irish, Golden Hills diye Irish Butter diyor. Denemek için bunu aldık. Bir de Salzburger Milch. Burası, bu da Avusturya'nın kendi markası. Premium Tea Butter diyor. Bir de bunu aldık. İkisi de şu anda kokmuyor. Denemek için aldık. Dolaba koyacağım. Şeydeki bitince bunlardan deneyeceğiz. Hatta bir tanesi galiba bitmek üzere. Bir tanesini dışarıda bırakabilirim diye düşünüyorum. Evet, bir tanesini dışarıda bırakabilirim. Hangisini bırakayım? Hangisini deneyelim? Hangisini? Lidl'ınkini deneyelim ilk önce. Bu çünkü her yerde bulunuyor. Lidl'ınki de Lidl'da var. İlk önce Lidl'ınkini deneyelim. Ondan sonra da tereyağı koleksiyonuna girdik arkadaşlar. Bakın daha dolapta, daha dolapta var tereyağı. Ya bir tereyağı bizi ne hale getirdi. Artık gerisini siz düşünün yani. Her neyse, bu arada Özgür şu anda sigara böreklerini kızartıyor. Ben de şuraları hemen bir toparlayayım. Şimdi salatamı karıştıracağım. İçerisine fazla bir şey koymadım. Siz tabii ki de bunu istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. Ama ben fazla bir şey eklemiyorum buna. Sadece kornişon turşu, taze soğan ve Meksika fasulyesi koydum. Şimdi sarımsak koyuyorum içerisine. Ve mayonezimizi ekleyeceğim. Mayonezimizi ekliyorum. Böyle göz kararı. Gördüğünüz gibi. Bir tane de yoğurt ekliyorum. Şimdi tuzunu ayarlayacağım. Evet, şimdi tuzunu ekliyorum. Göz kararı ekliyorum ben. O yüzden tadına baktıktan sonra tekrar şey yapabilirsiniz. Biber ekliyorum çünkü Özgür fazla yiyemiyor. O yüzden çok az, azıcık lezzetini versin diye ekliyorum. Çok az da karabiber. Ve salatamızı... Ha? Buzluğa koy. Salatamızı karıştırıyoruz. Bayağıdan beri de yapmıyorum var ya. Yani... Salatamızı bu şekilde karıştırdıktan sonra, ha, limon falan koymadım ben buna, bitmedi. Limon ekliyorum. Bir de ne güzel size söylüyorum değil mi? Bitti diye. Limon ekliyorum. Şöyle. Evet, şimdi tamam ama. Sıvı yağ falan eklemiyorum ben. Çünkü sıvı yağ olunca biraz çok yağlı oluyor. Bazı arkadaşlarımız koyuyor. Ama ben koymuyorum. Evet. Şöyle. Salatamız hazır. Şimdi sarmalarımı da hemen bir tabağa alacağım. Evet. Sarmalarımız da gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ve çabuk pişti. Herhalde ufak tencere olduğu için. Büyük tencere yaptığım zaman çünkü pişmiyor. Uzun sürüyor yani pişmesi. Pişmiyor değil. Tamamdır.
Evet arkadaşlar, bugün izlediğiniz vlogun ikinci günü. Bu arada şurasını bir açayım şöyle biraz. Hemen şöyle kısa yatak odasına geldim çünkü fark ettim ki birincisi ilk öncelikle sizlerden özür diliyorum çünkü dünkü videonun sonunu eklememişim. Yani size veda etmemişim. İşte bu da benim buzdolabım, mutfağım bu şekilde demişim. Ve video bitmiş, videonun sonunu eklemeyi unutmuşum. Yani size veda etmeden kesinlikle kapatmıyorum videoyu. Veda da etmiştim. Hatta birkaç şeyler de anlatmıştım ama maalesef ki dediğim gibi unutmuşum eklemeyi. Nasıl becerdim onu da bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey oldu. Onun için dediğim gibi kusuruma bakmayın. Gerçekten nasıl öyle bir şey yaptım ben de hala da aklım almıyor. Onun dışında bugün ertesi gün, dün yemek yedikten sonra daha fazla bir şey çekmedim. Çünkü epey bir yoruldum. Hem mutfağı toparladım hem ikinci vlog başladım. Bu izlediğiniz ikinci vlogtu. Ve erken yatmam gerekiyordu ama maalesef onu da yapamadım. Yine sabah saat 2 veya 2.30 falan da uyudum zannedersem ve bugün saat 5.30'da kalktım. 5'te kalktım hatta. Çünkü bugün babamı hastaneye götürdüm. Bir kontrolü vardı. Hastaneye gittik. O bu derken bugün hiçbir şekilde vlog çekemedim. Ve dediğim gibi hem dünün videosunu size bir açıklamak istedim. Çünkü yanlış anlaşılmak kesinlikle istemem. Videomu sizlere veda etmeden kesinlikle kapatmam. Kapatıyorsam da böyle bir aksilik yaşamışımdır. Onun dışında hatta şöyle bir şey anlatmıştım. İşte sizlerden gelen çok soru var. Diğer kanalımdan beni izleyen arkadaşlarımız. Yani kapattığım kanaldan beni takip eden arkadaşlarımız. Biliyorlar ki ben çalışıyorum. Ve bu son 2 haftadır evdeyim. Bu hafta daha evdeyim. Ondan sonrasında haftaya yine maraton başlıyor. Haftaya yine işe başlıyorum. Bu biliyorsunuz ki 2 hafta normalde benim kendi iznim vardı. Ama ondan önceki haftada yani ilk kaldığım hafta Oğuzhan için flagolop almıştım. Öyle bir hafta kaldım. Ondan sonra kendi iznim başladı. O şekilde evde kaldım. Bu da öyle bir denk geldi ki 3 hafta evde kalmış oldum. Yani bu haftayla birlikte 3 hafta. Haftaya dediğim gibi benim maratonum yine başlıyor. Sabah iş, eve gel yemek vesaire vesaire. Yani beni tanımayanlar bu rutinimi İnşallah görecekler. Nasıl bir koşturma içerisindeyim. Onun dışında bugün hiç iyi değilim. Gerçekten hiç iyi değilim. Sabah dediğim gibi çok erken kalktık. Hem uykusuzum hem uykumu alamadım. Hem hastane. Hastane zaten beni böyle nasıl diyeyim size, yani mahvetti. Yani kafamı toparlayamıyorum. Hala da kafamı toparlayamıyorum. Çünkü oradan oraya, oradan oraya. Onun şey, bir de babam çok stres yaptı. Onun stresi bana da yansıdı vesaire vesaire. Bugün hiçbir şekilde bir şey çekmedim. Yani iyi ki dünkü dün bir vlog başlatmışım ki bugüne vlog çıktı. Yoksa bu akşam vlog yükleyemezdim. Durum böyle. Şimdi belki diyeceksiniz ki hastanede falan neden çekmedim diye. Arkadaşlar hastanede o kadar çok insan var ki yani kontrole giden vesaire. O yüzden kimseyi de kamerayla rahatsız etmek istemedim. O yüzden de bugün hiçbir şey çekmedim. Az önce Özgür de çocuklar da eve geldi. Ben de dünkü çektiğim videoyu biraz montajladım. Dedim ki size bir veda edeyim. Dünkü gibi yapmayayım, lap diye bitirmeyeyim. Onun dışında umuyorum ki videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın, cici bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye.